Yaklaşık bu evi kendim yaptım, kendi imkanlarımla. Gecekondu'da yaşıyorum ben. Burası Eyer Belediye'nin yeri. Ama evi kendi imkanlarımla yaptım. Hasbelkader serbest işlerle uğraşıyorum piyasada. Ya durumlarım işte o kadar şey değil. Yani maddi durumum o kadar parlak değil. Zor şartlar altında işte hayat geçiriyoruz genel anlamda. Şimdiki eşim ve evliyim. Evliyim derken daha yeni evlendik. Ama 5 çocuğu var. Bunun 5 çocuğunu da kabul ettim ben. Bir tane de benden var. 6 tane çocuklara bakıyorum. Mutluyuz. Yani huzurluyuz. Yani hiçbir sıkıntımız yok manevi alanda. Fakat maddi imkanlarda sıkıntılarımız oluyor tabii ama buna da göğüs germeye çalışıyoruz. Fakat işte bir an evvel şeyi yapmaya çalışıyorum. Bir imkanlarım dahilinde 2 seneden beri de işte çok sıkıntıya girdik yani yapamadık. Böyle bir sıkıntılarımız var. İmkanlar dahilinde çalışıyorum. Fakat kazandığım, elime geçen para şu şartlarda o kadar yüksek bir geçim sıkıntısı darlığından çıkaracak şekilde değil. Çünkü işler bayağı bir durgun. Kış da geldi. Biz de bu kışa tam manasıyla hazırlıklı giremedik. Yakacaktan sıkıntılarımız oldu. Oluyor. Hala da var. Yani odunumuz, kömürümüz yok şu anda. Zaten sıkıntı bu yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Bir de genelde işte yiyecek içecek sıkıntılarımız oluyor ama işte hasbelkader işte kuru ekmek gibi veyahut da ufak tefek kuru gıdalardan ucuzlarından almaya çalışıyoruz, işte geçirmeye çalışıyoruz. İşte yani bir nevi yaşam mücadelesi veriyoruz ölmemek için. İşte şu kışı çıkarmak hayırlısıyla işte onunla ölmeden, hastalanmadan. Zor yani, çok zor. Çünkü işlerimiz istediğimiz gibi olmuyor. Para kazanamıyoruz. Tek de ben çalışıyorum. Hepsi küçük zaten çocukların. En küçükten 9 aylık, en büyüğü de 13-14 yaşında. Hepsi de okuyor. 5 tanesi de bunu okula gidiyor. 5 çocukta. Onları da okula gönderiyorum. İmkanlar dahilinde okutmaya çalışıyorum. Ama tabii çok ızdıraplı bir sıkıntılarımız oluyor. Fakat göğüs geliyor sabahleyin. Yani bilmiyorum. İnsanlarımız ne derece duyarlı olur, onu da onların insiyatifine kalmış bir şey. Zor durumdayım ama Allah yardım eder diye düşünüyorum. Çünkü Rabbim var benim. İnşallah bu sıkıntıları atlatırız diye düşünüyorum. Atın lan! Kameramana gel!